İstanbul Esenyurt'ta polisler bir kadını dövdü. Kafatasımda, burnumda, göz altım, çenem, hatta kolumda hala iz var. İzler var. Haftalarca geçmeyen yaralarla doldu vücudu. İki polis şiddet uyguladı, üç polis izledi. Genç kadın dakikalar boyunca yumruklara maruz kaldı, yerde sürüklendi. Site içerisinde bir bloktan kendi evime gelirken benimle birlikte, benim arkamdan polis siteye girdi. Ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun deyip bana hakaretler savurdu. Ben de bu üslupla benimle konuşamazsınız söyledim ve daha büyük hakaretler etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Gökçe Yaşar Aralık 2020'de İstanbul Esenyurt'ta kısıtlama saati geçmişken ikamet ettiği sitenin içinde yürüyordu. Polis tarafından durduruldu. Kimliği yanında değildi genç kadının. Polis bu nedenle karakola götürmek istedi. Ben de üstümde şort vardı ve bu şekilde gidemeyeceğimizi söylediğim zaman bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yere yatırdıktan sonra bir polis memuru Gökçe Yaşar'ın bacaklarının üstüne oturdu. Hareket edemez hale getirdi. Defalarca başını yere vurdu, yumruk üstüne yumruk attı. Bu anlar yaşanırken bir diğer meslektaşı hemen yanı başında, üç polis de geride hiç müdahale etmeden şiddet anını öylece izledi. Güvenlik kamerasının aralıksız kaydında genç kadının tam 2 dakika boyunca yumruklara maruz kaldığı açıkça görülüyor. Son ağır darbeden de sonra polisler sürükleyip ters kelepçe yaptılar. Şiddet araç içinde de devam etti. Beni Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada bana darp raporu vermediler. Sonradan karakola gittik ve daha sonra ben Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittim ve farklı bir darp raporu aldım. Yüzümdeki darp izleri zaten buradan belli oluyor. Yaşananlardan sonra iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Polisin daha önce de FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı tespit edildi. Konu yargıya taşındı. Polis ACY'nin görev yeri değiştirildi. Bir polis yüzünden bütün polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Evet. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum.